Basın açıklamamıza geçmeden önce değerli Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu üyelerimize, katılımlarıyla bizleri onurlandıran köy muhtarlarımıza ve siz değerli basın mensuplarına hoş geldin demek istiyorum. Barış ve huzura en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde özellikle belirtmek isterim ki hiçbir şey insan onurundan ve hayatından değerli değildir. Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık onurunu ayaklar altına alarak kadın çocuk gözetmeksizin masum insanları katledenleri lanetliyorum. Bugün burada toplanma sebebimiz 13-19 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenmiş olan 18. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne neden yer almadığımız hakkında kamuoyuna bilgi vermektir. Bu toplantıyı bugün, yani festival bittikten sonra yapmamızın sebebi, uzun yıllardır düzenlenmekte olan zeytin zeytinyağı sektörüne ve Ayvalık'ımıza değer kattığına inandığımız bu festivalin ve katılımcılarının olumsuz etkilenmemesi, zarar görmemesidir. Zira bu memleket için taş taş üstüne koyan herkese saygımız vardır. Ancak bu durum Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılında köylümüze, zeytin emekçisi çiftçilerimize, çiftçilerimizin temsilcisi olan ve ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Ziraat Odamıza yapılan saygısızlık karşısında suskun kalacağımız anlamına da gelmez. Ayvalık Ziraat Odası ve dolayısıyla zeytin üretimi yapan çiftçiler olarak bizler bu sene düzenlenen Zeytin Hasat Festivali'nde yer almadık. Daha doğrusu dışlandık ve yok sayıldık. Bu açıklamalarımızdan sonra sizlere ve kamuoyuna bizim için çağırdık gelmediler diyenler olacaktır. İnanmayınız. Zira sloganından programına, düzenleme tarihlerinden en ufak ayrıntısına kadar planlandıktan sonra gelin birlikte festival yapalım diyenleri hiçbir ciddi kurum aynen bizim de yaptığımız gibi dikkate almaz. Türk çiftçisi ve onun temsilcisi, Ziraat Odası konu mankeni ya da misafir sanatçı değildir. Sizlere çiftçimizin, üreticimizin, köylümüzün bu festivalden nasıl dışlandığını örnekleriyle kısacası anlatmak isterim. Köy muhtarlarımız da buradalar. Köy muhtarlarımıza festival davetiyesi verilmiş mi? Hayır. Dolayısıyla köylülerimizin bu festivalden haberleri var mı? Hayır. Ayvalık'ın köylerinde herhangi bir etkinlik yapılmış mı? Hayır. Festivalin herhangi bir etkinlik alanına köylerden insanlarımızın, köylülerimizin gidebilmesi için ulaşım aracı sağlanmış mı? Hayır. Peki Ayvalık'ta zeytin tayfası ya da zeytin üreticisi, emekçi kardeşlerimiz yok mu da zeytin hasat yürüyüşüne Bergama'dan getirtildi? O zaman sormazlar mı size yapılan yürüyüş temsili, zeytin hasadı temsili, zeytinyağı üretimi temsili, nerede bu Ayvalık'ın gerçek çiftçisi? Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında kadınlarımıza verdiği değeri şöyle ifade etmiş ve demiştir ki, dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınından daha özverili ve çalışkan olanı yoktur. Ve dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar mücadele ve azim gösterdim diyemez. Atatürk'ün bu sözünü şu nedenle hatırlatmak istedim. Bu sene düzenlenen Zeytin Hasat Festivali'nde yoga etkinliği yaptınız, yürüyüş ve spor etkinlikleri yaptınız, yelken yarışları, sergiler ve buna benzer birçok festivale renk katan güzel etkinlikler yaptınız. İyi güzel de adı Zeytin Hasat Festivali olan bir etkinlik yaparken festivalin düzenlendiği tarihler içinde yer alan
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle kadın çiftçilerimize hiçbir şey yapmak aklınıza gelmedi mi? Ya da yaptınız da biz mi göremedik? Sizin çiftçi kadınlarımıza verdiğiniz değer kortejin önünde yürümeleriyle mi sınırlı? Atatürk, Adana çiftçileri tarafından şerefine düzenlenen yemekte şunları söylemiştir. Diyebilirim ki hayatımda yaşadığım en yüce, en sade, en mutlu ve en samimi gece bu gecedir. Çünkü bu gece çok derin saygılarla, sevgilerle bağlı bulunduğumuz milletimizin büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerimizle aynı sofrada bulunuyorum. Bu sofrada onların emekleriyle meydana gelmiş ekmeği onlarla beraber yiyoruz. Peki siz festival davetlerinizde görünen ve görünmeyen sofralarınıza çiftçilerimizi niye davet etmediniz? Ya da ettiniz de biz mi duymadık? Zeytin binlerce yıldır süre gelen milli ve yöresel değerimizdir. Alın teriyle üreten, koruyan ve kollayan çiftçilerimizin eseridir. Hiçbir kişi veya kurumun tek elinde değildir. Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'nin marka tescilini yaptırmakla da hiç kimsenin tek eline girmez. İşte tam da bu sebeple Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılını kutladığımız bu çok özel yılda etkinliklerin 100. yılımıza yakışır ciddiyette ve dikkatle birlik beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Pandemi dönemi dahil her zaman ve her yerde sağlığını, hayatını riske atarak bıkmadan, usanmadan üreten, ülkesini doyuran çiftçilerimizin kıymetinin hala anlaşılamamış olması, üretime ve üreticiye hak ettiği değerin verilememesi bizleri fazlasıyla üzmektedir. Biz yine de uyarımızı yapalım ve tekrar hatırlatalım. Çiftçiyi yok sayamazsınız. Egolarınızla da kimsenin karnını doyuramazsınız. Kişilerin gelip geçici, kalıcı olanların ise kurumlar olduğu malumdur. Köylümüze ve çiftçimize hak ettiği değeri ve saygıyı her zaman olduğu gibi halkımız verir. Başkalarının haddine değildir. Bilinmesini isteriz ki söylenecek çok daha sözümüz var olsa da bu noktada kalmakta fayda görüyoruz. Daha önce de yaptığımız gibi yeri ve zamanı geldiğinde çiftçilerimizle birlikte tüm sektörü ve paydaşlarını kapsayan etkinlikte buluşmak üzere son sözümüz. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi de köylü milletin efendisidir. Gerisi bizim için teferruattır. Takdir kamuoyunundur. Sizlere katılımlarınız için teşekkür eder. Çiftçilerimize bol bereketli bir hasat sezonu dilerim. Söz almak isteyen arkadaşlarım ya da muhtarlarım varsa buyursunlar. Öncelikle ben Mutluköy Muhtarı Erdinç Tügen. 5 dönemdir 25 senemi tamamlayacağım. Mutluköy'de muhtarlık yapmaktayım. Aynı zamanda çiftçilerimizle iç içe, bütün köylerimizle iç içe olan bir yaşam sürüyoruz. Ve biz köylüyüz. Yıllardır köylüyüz. Köy kültürünle büyümüş, köy yaşamı yaşamış ve zeytin ağacının dibinde doğup dibinde ölmüş insanlarız. Bundan dolayı zeytine verilen değeri köylülerimiz olarak her zaman alkışlarız. Her zaman değer veren kurumlarımızın, insanlarımızın da yanında oluruz. Ancak son senelerde ve bu sene yapılan zeytin şenliklerinde köylülerimiz yok sayılmaya devam etmiştir. Bu sebepten dolayı bu sene yapılan zeytin şenliklerinde toplantının bir tanesine gittim. Ticaret odasında yapılan bir toplantıydı. Burada konuyu dile getirdim. Çiftçilerimiz neden zeytin şenliklerimizde yok dedim. Köylülerimiz neden zeytin şenliklerinde yok dedim. Bu sene olacak şeklinde bir deyim aldım. Ancak biz zeytin şenlikleri organizasyonlarının ne komisyonunda olabiliyoruz ne de gerçek zeytin şenlikleri içerisindeki insanlarımıza hizmet verecek
Çiftçilerimizin kendini gerçek anlamda kültürünü, zeytinini, zeytinyağını, yaşam biçimini tanıtabilecek zeytin şenliklerinin içinde olabiliyoruz. Bundan dolayı Ticaret Odası'nın yapmış olduğu bu zeytin şenlikleri her ne kadar çiftçiyi yok saymakla geçmişse de bizler tarafından da, köylerimiz tarafından da Ticaret Odası'nın yapmış olduğu zeytin şenlikleri yok sayılmaktadır. Çünkü bizler bu şenliklerin içerisinde kültürümüzle, zeytinimizle, toprağımızla, emeğimizle, torunumuzla, annemizle, babamızla, kızımızla, gelinimizle olmak isteriz. Ve dünyanın her yerinden, Türkiye'mizin her yerinden, şehrimizin her yerinden gelen insanlara da o zeytin şenliklerinin içerisinde kültürümüzü, emeğimizi, zeytinimizi, yağımızı sergileyerek anlatmak ve çiftçi zeytin şenliklerine renk katmak isteriz. Bu özel bir ihtiyaç değildir. Bu zorunlu olan bir şeydir. Çünkü biz çiftçiyiz. Çünkü sofrasına getirilen ürünün getirilmesini sağlayan, bunu yetiştiren, büyüten, emek veren insanlarız. Bizleri yok saymak hem bizlere karşı yapılmış büyük bir ayıptır, hem bölgemize karşı yapılmış bir büyük ayıptır, hem de kurumlarımıza karşı yapılmış bir büyük ayıptır. Bundan dolayı Ticaret Odası'nın yapmış olduğu zeytin şenliklerini bu anlamda bizler de çiftçi olarak yok sayıyoruz ve önümüzde olacak zeytin şenliklerinde çiftçilerimize, köylülerimize, bu toprağın gerçek sahiplerine, içinde doğup içinde ölenlere yer verilmesini, bilgi sorulmasını, deneyimlerinin alınmasını arz ediyoruz. Başkanımızın yapmış olduğu konuşmaya başından sonuna katılıyorum ve böyle bir konuşmayı hazırlayıp sunduğu için de çok teşekkür ediyorum. Buradaki arkadaşlarımıza, gerek Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na, gerekse tüm köy muhtarlarımıza da bizlerle beraber, ben de dahil burada bu konunun üzerinde eğilip bu açıklamayı yapmamıza vesile oldukları için de, yanımızda oldukları için de, çünkü onlar da kanayan yaranın içerisinde birer damlalar. Bundan dolayı ayrıca herkese de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.